Merhaba, bugün sizlere son zamanlarda çok popüler olan bir enstrümandan bahsetmek istiyorum. İsmi kalimba. İki elimizin avucuna aldığımız için ve baş parmaklarla çaldığımız için baş parmak piyanosu da deniyor. Kendi kalimbamın özelliklerinden bahsedecek olursam, mango ağacından yapılmış ve görmüş olduğunuz 17 tane tuşu paslanmaz çelikten yapılmış. Kalimbanın kalitesinde zaten bu özellikler belirliyor. Aldığım kalimbanın linkini de aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Güzel, hoş sesinin yanı sıra tam bir ses terapisi. Yaymış olduğu titreşimler ve tınılar sayesinde beyinde iyileştirici özelliği varmış ve stresten uzaklaştırıyormuş. Bu yüzden de kalimbaya olan ilgim ve sevgim daha da çok arttı. Kalimbayla geçirdiğim zamanlarda gerçekten ben de çok huzur buluyorum. Hayatın koşturmacasından, stresinden uzaklaştığımı hissediyorum. Bu yüzden herkese tavsiye ederim. Çok pahalı değil ve öğrenmesi de çok zor değil. Çok kısa notalardan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi do, re, mi, fa, sol, la ve si notaları var. Bu notalar kalimbada farklı harflere ve sayılara karşılık geliyor. Bunlardan bahsedelim. Görmüş olduğunuz C harfi en ortadaki do notasına karşılık geliyor. Daha sonra D, R notası, E, mi, F, fa, G, sol, A, la, B, si. Daha sonra tekrar C notası görüyorsunuz burada. Ama burada bir yazıyordu, burada birin üzerinde bir nokta var. Bu do notasının daha tiz hale gelmesini sağlıyor. Bakın ikisi de do notası ama biri daha tiz, birinin üstünde bir nokta var. Aynı C notasından burada da var. Burada da iki tane nokta var birinin üzerinde. Bu da en ince hali. Görmüş olduğunuz gibi tizleşiyor gittikçe. Kalimbamızda 17 tane tuş var. Ve bu 17 tane tuş da C, D ve E harflerinden 3'er tane var. Dediğim gibi noktalı olanlar var. Bunlar tizleştiriyor. A, B, F ve G harflerinden de 2'şer tane var. Ve toplamda 17 tane tuş var. Evet, şimdi kalimbamızın akortunu test etmek için telefonumuza mobil bir tuner uygulaması indiriyoruz. Daha sonra tuşlarımıza bakarak bunu test edeceğiz. Ben size örnek olsun diye birkaç tane bakacağım. Mesela C, do notasına bakalım. Zaten çok hassas olduğu için bunu yakalamakta biraz zor olabilir. Evet, gördüğünüz gibi yeşil oldu. Mesela E'ye bakalım. Yani mi notası. Evet. Bunun gibi test edeceksiniz. Daha sonra akort yapmak için de ayrıca bir video çekeceğim size. Onu da takip edebilirsiniz. Şu an kalimbamız bizim akortluymuş. Ben kalimba öğrenmeye daha yeni başladım ama zamanla daha da çok parçalar çalacağıma eminim. Ve şimdi gitar öğretmeni sevgili Onur öğretmenimizle birlikte size gitar ve kalimba eşliğinde bir dinleti yapmak istiyoruz. Olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.